ਆ ਹੋਤੀ ਉਤਰਨ Çok geç oldu. Neden hala gelmediler? Merak etme Divya. Onlar çocuk değil. Şu anda konuşuyorlardır. Bugün çok mutluyuz. Tapu'yla Vir ne zamandır beraberler. Ne güzel. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Evet, biz de öyle umuyoruz. Tapasya Vir'i sevecektir. Kahve? Teşekkür ederim. Tapu arkadaşlarıyla dolaşmayı seviyor. Hem de çok seviyor. Biliyor musun? Nereden bileceğim ki? Üzgünüm. Sadece şaka yapıyordum. Tapu herkesi doğum gününe çağırıyor ve... Sonra da kocaman bir pasta getiriyor. Herkes çok eğleniyor. Hem de çok. Sen Tapasya'yı çok mu seviyorsun? Evet. O bir tanedir. O benim en iyi arkadaşım. Onun gibi bir arkadaşın olduğu için çok şanslısın gerçekten. Neden? Çünkü senin en yakın arkadaşın beni burada bırakıp gitti. Ama sen hala onu övmeye devam ediyorsun. Biliyor musun, başından beri Tapasya'yı övüyorsun aslında. Hem de 2 saattir. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Senin konuşmana hiç izin vermedim, değil mi? Ben senin konuşma tarzını seviyorum. Kahve alsana. Ne oldu? Sanırım şeker koymayı unuttum. Ne oldu? Sanırım şekeri buna koymuşsun. Yani kahveleri mi karıştırmışım? çok çok özür dilerim. Sorun değil. Bence kahve acıyken daha güzel. Sense tatlı seviyorsun. Sanırım artık bu kahveyi yarıda bırakıp gitmemiz gerekiyor. Galiba arkadaşım bugün gelmeyecek. Haksız mıyım? Hayır. Şimdi olmaz lütfen. Az sonra. Baksana, kahveni de bitirmişsin. Masala çayı içiyordun değil mi? Bir dakika garson. Bir şey soracağım. Her zaman bu kadar çay ve kahve içer misin? Hayır, aslında ben... Üzüldün mü? Sanırım sen de çay istiyorsun. Değil mi? Hadi söyle de çay içelim. Garson. 2 masala çayı. Özür dilerim, Vir. Çok özür dilerim. Hiç sorun değil. Ne zamandır bekliyoruz Tapu? Nerede kaldın sen? Söylesene. Özür dilerim İtça. Gerçekten çok üzgünüm Vir. Sorun değil. Endişelenme. Nayna'nın evine gidince interneti koptu. Ve hiçbir şey indiremedik maalesef. Sonra interneti düzeldi. Ama bu kez yazıcısı bozuldu. Ne yapalım? Ben de internet kafeye gidip orada işlerimi halletmek zorunda kaldım. Bitti değil mi? Benim yüzümden yarım kalmasını istemem. Hayır. Proje bitti. Bir şey alır mısın? Hayır. Teşekkür ederim.
Ya sen? Artık gitmemiz gerek. Yoksa bizi buradan kovacaklar gibi görünüyor. Garson, hesabı alabilir miyim lütfen? İtça, lütfen babama söyleme, olur mu? Çünkü o projemizin bittiğini biliyor ve sen de biliyorsun. Provadan zor zaman buluyorduk. Değil mi? Hem eğer babam sizi yalnız bırakıp gittiğimi öğrenirse buna çok bozulur. Babama söylemeyeceksin, öyle değil mi İtça? Lütfen bana bu konuda söz ver. Ne diyorsun? Söylemeyeceksin. Öyle değil mi? Bana çok kızar. Lütfen İtça. Merak etme. Bugün bütün bu olanlar aramızda kalacak. Babana hiçbir şey söylemeyeceğiz. Teşekkür ederim Bir. Ama sadece teşekkür yetmez. Bir şartla. Şart mı? Yarın benimle dışarı çıkmalısın. Senin en sevdiğin yere gideriz. Hem belki İça da bize katılmak ister. Sonra dansa gideriz. Ben de Amerika'dan özlediğim bir şeyi yapmış olurum. Tabii. Bu çocuklar da hala gelmedi. İşte geldiler. Merhabalar amca. Şehrimiz Mumbai'yi nasıl buldun ha? Hey Tapasya, misafirimize iyi baktın, öyle değil mi? Kesinlikle efendim. Otursana hadi. Birlikte çok güzel vakit geçirdim. Aslına bakarsanız bu ikinci buluşmamızdı. Eğer izin verirseniz yarın akşam tekrar buluşabilir miyiz? Tabii, olur. Teşekkür ederim. Peki, müsaadenizle. Gel, ben seni... Hayır, zahmet etmeyin. Ben giderim. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kal Tapasya. Hoşça kal. Hoşça kal İça. Güle güle. Tapu kızım, Veer'i beğendin mi? Ben kızımı tanırım, belli ki çok beğenmiş. Hadi söylesene, nereye gittiniz, neler yaptınız? Teyzeciğim, Tapasya bir nefes alsın, öyle değil mi? Hı? Gel kızım, otur. Tabii baba. Ben doğrudan bu konuyu kızıma soracağım. O benden bir şey saklamaz, değil mi? Söyle bakalım bana. Tapasya'mız Veer'i sevdi mi acaba? Baba. Sence kızın yaramazlık yapmadan durur mu hiç? Bugün çok eğlendik gerçekten. Kahve içtik, bolca konuştuk. Çok eğlenceliydi gerçekten. Üstelik hiç geri dönesim gelmedi. Değil mi hiç? Tapu herkese yalan söyledi. Bu hiç iyi değil.
Aman Tanrım, ben ne yapacağım? Artık tapuyla gitmeyeceğim. İtça. Ah, seni ne zaman görsem elinde kitapla ders çalışıyorsun. Hadi. Şunu bırak da yemeğe gel. Sofra hazır, hadi. Hayır anne, aç değilim. Birazcık ye bari. Hayır anne, bugün orada ikimiz... Yani üçümüz çok yemek yedik. Ne oldu? Ne oldu kızım? Her şey yolunda değil mi? Ha? Neden bir şey söylemiyorsun? Kızımız Vir'i sevmedi mi yoksa? Ha? Ama kızımız konuştuğu zaman senin yüzün... Ama anne bugün çok yoruldum. Benim çok uykum geldi. Bırak da uyuyayım olur mu? Hadi sen de uyu. Lütfen anneciğim. İça! 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 Ne zamandır seni arıyorum, duymuyor musun beni ha? Her yere baktım. Seninle konuşuyorum İça. Niçin benimle buluşmaya gelmedin söylesene. Hadi lütfen, küs müyüz yoksa? İça! Tapasya kitabımı geri ver. Gel de al o zaman. Tapasya lütfen. Alsana hadi. Tapasya ver. Tamam al. Tapasya benimle uğraşma. Sabahtan beri beni görmeyeni için gelmedin söyle o zaman. Tapasya lütfen. Bütün gün kitaba gömüldün kaldın. Tapasya. Benimle hiç ilgilenmiyorsun. Seni ne zaman arasam hep çalışıyorsun. Tapasya ver şu kitabı İça. Hadi. İça. Çalışmama izin ver lütfen. Niçin böyle davranıyorsun ha? Neden yüzüme bakmıyorsun? İtça. İtça. Özür dilerim. Biliyorum sen dünkü olay için bana hala kızgınsın. Tapasya, dün annene ve babana yalan söyledin sen. Ve senin yüzünden ben de onlara yalan söyledim. Annelerimize yalan söylemekten hoşlanmadığımı biliyorsun. Ama sadece bu seferlik. Öyle mi? Böyle yalan söylemek senin için önemsiz olabilir. Ama babanın yalandan ne kadar nefret ettiğini çok iyi biliyorsun. İça, özür dilerim. Çok 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 üzgünüm. İça... Beni affeder misin lütfen? Lütfen. Lütfen İtça. Beni affet. Ben çok üzgünüm. Lütfen affet. Bana doğruyu söyle canım. Neyi? Küçük hanımı her zaman mutlu etmeye çalışıyorsun. Onu asla yalnız bırakmıyorsun. Söylesene, bu durum seni yormuyor mu canım? Sen benim dünyadaki en sevdiğim biricik arkadaşımsın. Bak, dün benim için yaptıkların çok önemliydi İtça ve... Bunun için çok 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 teşekkür ederim sana. Biliyor musun, senin sayende Sid'le buluşabileceğim artık ve sayende onu göreceğim. Sana çok şey borçluyum İça. Tapasya, sen ve Sid ne yaparsanız yapın ama beni lütfen rahat bırakın olur mu? Ben çalışmak istiyorum. Aa tamam ama yeter İça. Ha? Bana bak. Gerçekten üzgünüm diyorum.
Ve sana söz veriyorum, bütün günümü seninle geçireceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ama artık kızma lütfen, lütfen uzatma. Hadi barışalım ne olur, lütfen. Tapasya, lütfen beni rahat bırak. Sen istediğin yere gidebilirsin. Eça, lütfen gelmen lazım. Tapasya lütfen, gelmek istemiyorum. Eça, biraz dur, bırak şunları. Ya biri yanlışlıkla babama gerçeği söylerse ne olacak? Babama... Ne cevap veririm hiç düşündün mü? Hı? Babam senin de benimle gelmediğini duyarsa çok üzülür biliyorsun. Öyle değil mi? İça, lütfen, lütfen benimle gel. Lütfen. Babamın hatırı için. Bunu babam için yap bari. Hadi, beni kırma lütfen, lütfen, lütfen. İça, lütfen. Teşekkür ederim. Gel İça, dans edelim. Hayır. Hayır, ben bu danslardan hoşlanmıyorum. Gel hadi, çok eğlenceli olacak. Siz eğlenmenize bakın, hadi dans edin. Hadi dans edin. Ya Seyit beni biriyle görürse ne yaparım ben? Sen iyi misin? Evet. Çok yoruldum. Oturalım mı lütfen biraz? Sen eğitimli bir dansçısın. Ne çabuk yoruldun. İçanın yanına gitmek istiyorum. Çok yalnız kaldı.
Sen nasıl istersen. Eça. Ne oldu? Ne güzel dans ediyordunuz. Bir şey mi oldu yoksa? Neyim var bilemiyorum canım. Çok yorgun hissediyorum. Hem çok da susadım biliyor musun? Bana müsaade edin. Ben size içecek bir şeyler getireyim. İyi olur. Tapasya, bana doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum Hiccia. Çok yorgun hissediyorum. Öyle mi? Buraya gelmek için yaptıkların seni yordu sanırım ha? Ne alakası var? Yorgunum dedim ya. Hem sana nasıl anlatsam, az önce Sid buraya geldi biliyor musun? Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Bana verdiğin sözleri unutma Tapasya. Bak şuradaki kırmızı bluzlu olan Naina. Gördün mü? Onun yanındaki de kuzeni Sid. Eğer Sid... bizi burada görürse asla... asla eviyle geldiğimizi bilmemeli. Yoksa bu her şeyin sonu olur. Ama neden? Neden anlamıyorsun artık Hiccia? Açık değil mi ha Sid? Sid benim erkek arkadaşım. Ne? Sen sadece bana Sid'den hoşlandığını söylemiştin. Sid ne zaman senin erkek arkadaşın oldu? Sana her şeyi anlatacağım Hiccia. Ama önce ne yapacağız? Onu söyle. Eğer bir Sid'i öğrenirse hemen babama söyler. Bir şeyler yapmalıyız. Lütfen bana yardım et Hiccia. Yapabileceğimiz tek şey var. Başka yere gidelim. Tamam gidelim. Ama Vir'e de söyleyeceğiz. Ona da şey deriz. Sid beni gördü. Gözlerini dikip bakmasan öyle. Her şeyi anlayacak şimdi. Tapasya, sen burada ne arıyorsun? Akşam dışarı çıkmayacağını zannediyordum. Ama benimle çıkabilir. Bu akşam buraya birlikte geldik. Merhaba, ben Vir. Vir, bu arkadaşım Naina. Naina, bu da Vir. Hey, Tapasya, seni görmek ne güzel. Merhaba, ben Sitat. Üzgünüm ama senin müzik yüzünden tam duyamadım. Sidart. Adı Sidart, Naina'nın kuzeni. Memnun oldum. Tapasya, bir şeyler alalım mı, ne dersin? Tabii, lütfen. Ben bir şeyler... Affedersin, benimle gelebilir misin acaba? Evet, elbette. Naina, sence Hiccia ve Vir yakışıyorlar mı? Bence çok yakışmışlar. Ama sakın size söylediğimi ona belli etmeyin. Yoksa çok utanır, bana kızar biliyor musun? Bu henüz bir sır çünkü. Söyleyeyim bakalım. Bu Hiccia da kim? Tapasya'nın kardeşi sayılır. Birlikte büyüdüler.
onlar Tapasya'nın çok yakın arkadaşları. Tapasya'mız o kadar sevgi dolu ki çok yakın arkadaşları vardır onun. Hadi biraz dans edelim. Evet Tapasya, hadi gel. Evet evet, neden olmasın? Lütfen keyfinize bakın. Hadi eğlenin. Hadi dans edelim, hadi. Hadi gel. Hayır hayır. Hadi Tapasya, hayır. Hadi çabuk ol. Hadi lütfen. Hadi. Tamam hadi, ama bir şartla. İtça da birle dans edecek. Hayır hayır Tapasya. Tapasya lütfen. İtça çok eğleneceksin. Burada kalamazsın. Bir, lütfen onu dansa kaldırır mısın lütfen? Tapasya böyle şeylerden hoşlanmıyorum lütfen. İtça bana güven. Gerçekten çok eğleneceksin. Tamam hadi hadi, gidelim. Hadi dans edelim. Başkalarına bakma. Eğer etrafı çok izlersen rahat dans edemezsin. Beni izle. Tapasya çok eğleniyor. Dostlarını gördüğüne sevindi. Evet. O arkadaşlarına çok önemlidir. Senin arkadaşların yok mu? Sen burayı pek sevmedin sanırım. Tamam. Tapasya'ya haber vereyim ben. Kimseyi rahatsız etme. Aslında benim başım ağrıdı biraz. Burası çok gürültülü. Dışarı çıkabilir miyiz acaba? Tapasya'yı da çağırayım. Hayır hayır. Onu rahatsız etmeyelim. Bırakalım da eğlensin. Ben eve gider onu ararım. Nasıl istersen. Gel. Sonunda. Divya, bana elmas kolyeni gösterebilir misin? Neden? Ne oldu birdenbire? Yok canım, yok bir şey. İyice yaşlandım. Neyin nasıl göründüğünü hatırlayamıyorum artık. Tamam, otur da göstereyim. Ne oldu teyze? Niçin mücevherleri görmek istiyorsunuz? Anlatırım, anlatırım. Ama önce bir bakalım. Bunun tarzını sevmedim. Hayır, bu da değil, bu da değil. Bu da hiç hoşuma gitmedi. Yok yok. Bu da olmaz. Tapasya bunları hiç beğenmez. Yani şimdiki gençlerin beğendiği tarzda bir şey lazım. Yani gençler böyle demode şeyleri sevmiyorlar. Teyzeciğim, şimdiden Tapasya'nın mücevherlerini mi düşünmeye başladın? Divya, evlilik hazırlıklarına ne kadar erken başlarsak bizim için o kadar iyi. Jogi, sen de söylesene, hazırlıklara başlamamız gerekmez mi? Teyze, Tapasya henüz evet demedi ama. Teyze, önce ne istediğini bir öğrenelim. Niçin buna hayır desin ki? Vir çok anlayışlı, eğitimli. Siz ikiniz de onu sevdiniz.
Üstelik ailesi de çok evet, iyi. Evet teyze, ailesiyle de görüşmeliyiz mutlaka. Bence herhangi bir karar almadan önce Tapasya'nın bu işi isteyip istemediğini öğrenmemiz gerekiyor. Tamam. Yarın ilk iş Tapasya'yla konuşacağım. Bu ilişkinin elimizden kayıp gitmesine izin vermem. Beni bir dakika bekler misin? Hemen geliyorum. Evet İtça. Tapasya, Tapasya hemen dışarı gel. Rahatla İtça artık lütfen. Tapasya, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Hem Vir ne düşünecek? Vir ne mi düşünecek? Canım sen onu oyalayabilirsin. Ama Tapasya, Vir buraya seninle görüşmek için geldi. Benimle görüşmek için değil. Of İtça. Sakın beni öyle tekrar arama. Tamam mı? Hadi sonra konuşuruz. Tapasya dinle. Bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Arabadan bu ilacı aldım. İç hadi. Hayır, teşekkür ederim. Bence böyle küçük şeyler için ilaç içmek iyi değil. Su alsam? Peki, tamam. Teşekkür ederim. Gidelim mi? Kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyiyim. Ne oldu? Neden bu kadar gerildin peki? Hadi gel. Kahve içelim. Sanırım kahve içmeyi seviyorsun. Yani dün sanki öyle sandım. Üstelik çok sık acıkıyorsun. Yani hem kahve içiyorsun hem de yemek yiyorsun. Hayır. Şu an hiç aç değilim. Neyse ki değilsin. Ne oldu ki? Hadi söyle. En azından biraz gülümsedin. Hiç gülmüyordun. Tapasya, başımı yine derde soktun. Bir daha asla seninle bir yere gitmem. Bana bir şey mi dedin? Konuşmadım. Bu Tapasya hep böyledir zaten. Dur biraz. Dün tüm akşam zaten Tapasya'dan konuştuk. Neleri sever, neleri sevmez, arkadaşları nasıldır, ne kadar güzeldir hepsini dinledim. Bunlar yeterliydi bence. Tamam, şimdi de bana kendin hakkında bir şeyler anlat. Konuşacak fazla bir şey yok. Bana lütfen kendinle ilgili bir şeyler söyle. Baksana, madem birlikte vakit geçiriyoruz, en azından senin hakkında bir şeyler bilmeliyim diye düşünüyorum. Mesela nelerden hoşlanırsın? Ya da nelerden
hoşlanmazsın. Hayallerin nelerdir? Bugün ben ne söylersem bunlar annemin sayesindedir. Beni ben yapan kesinlikle annemin özverisi ve onun hayalleri. Ama tabii ben onun her hayalini gerçekleştiremedim. Peki senin hayallerin neler? Bana bunları anlatsana. Hayallerim... Ben... Olmaz. Annem her zaman hayallerini hiç kimseye anlatma der. O zaman gerçekleşmezmiş. Peki. Madem öyle, o halde ben de sormam. Nasıl istersen. Tüm hayallerinin gerçekleşmesini dilerim. Şu kayan yıldızı... Şunu gördün mü? Dileklerin olacak. Bu bütün dileklerin gerçek olacak demek. Ama... Hiç yıldız kaymadı ki. Kaymadı ama... Seni bir kez daha güldürmeyi başardım. Sen bugün buraya geleceğimi biliyor muydun? Hı? Ne? Öyle bir şey yok. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Bugün beni görmek için geldiğini çok iyi biliyorum. Çok yanlış düşünüyorsun. Ben nereye gidersem gideyim, her zaman insanlar bana gelir. Çok fazla Ebu. Hı. Beni sana getiren de bu oldu. Anladın mı beni? Bence daha fazla konuşma. Hayır, dur. Buna asla izin veremem. Ben varken o nasıl da aramıza girmeye çalışıyor? Görüyorsun, oturduğumuzdan beri hiç konuşmuyoruz. Bu sessizlik hoşuna mı gidiyor? Söylesene. Yani aramızdaki bu sessiz ilişki bence hiç hoş değil. Öyle değil mi? Bu sessiz ilişkiye bir isim versek sence nasıl olur? Dur, bekle. Bak, ben buraya Tapasya'yı görmeye geldim, biliyorum. Ama seninle daha fazla zaman geçirdim. Şimdi bu durumu nasıl tanımlamalıyız bilmiyorum. Aramızdaki bu sessiz ilişkimize arkadaşlık ilişkisi ismini koyabilir miyiz? Sence ne dersin? Son iki günde Tapasya'nın çok iyi bir arkadaşı olduğunu gördüm senin. Gerçekten senin gibi bir arkadaşı olduğu için çok şanslı. Ben de acaba senin arkadaşın olabilir miyim? Ne dersin? Olur mu sence? Arkadaş mıyız?
çok geç oldu. Ben Tapu'yu aramalıyım. İça, bugün çok mutluyum. Gel buraya. Benimle dans et. Lütfen, lütfen. Tapu, bırak. Neden kızıyorsun? Ben çok mutluyum. Tapu, bugün de bana kazık attın. Kazık mı? Yapma canım, biz arkadaşız. Peki Vir? Vir ne düşünecek? Bırak şimdi Vir'i. Ben Sid'le ilgili konuşmak istiyorum sadece. Sid'e çok, çok aşığım. Sid bugün ne yaptı biliyor musun? Beni çok şaşırtacak ve mutlu edecek sürprizler yaptı. Ve ona daha da çok aşık oldum. Peki ya Vir? Sence de ona haksızlık yapmıyor musun? Vir? Vir çok sıkıcı. Hayatımı sadece Sid'le geçirmek istiyorum artık. Tamam. Tamam, öyleyse neden evdekilere gerçeği anlatmıyorsun? Düşüneceğim. Tamam mı Hiça? Sana söz veriyorum şimdi. Şu günlüğüm nerede? Bir liste vardı orada. Ne günlüğü? Biliyorsun. Bilmiyorum. Ah Hiça, lütfen. Beyaz Atlı Prensim'de istediğim ve istemediğim özellikleri yazdığım liste. Hem neden kızıyorsun? Bak ama çok uzattın. Tamam, kendim bulurum. Anladın mı? İşte buldum. Evet. Al. Oku. İlgilenmiyorum. Aha. Tamam, ben okurum. Benim beyaz atlı prensim yakışıklı olacak. Sid öyle. Değil mi? Sonra dans etmeyi seviyor ve sonra alışveriş yapmayı çok seviyor. Disko, gece hayatı. Biliyor musun? O tam benim istediğim gibi bir erkek. Her şey bana uyuyor. Bay mükemmel ve baya mükemmel. Tapu, Vir'in de iyi özellikleri var. Ama sen görmek istemiyorsun. Onunla ilgilenmiyorum canım. Dansa ilgisi var mı, müzik dinliyor mu? Bunları bilmek istemiyorum. Davranışları, tarzı, çok sıkıcı her şeyle. Ve daima ciddi ve sinir bozucu bir suratı var. Bak Tapu, beni iyi dinle lütfen. Bak, Sid'i bu kadar seviyorsan neden babana gidip her şeyi anlatmıyorsun? Ama Sid hakkında babamla nasıl konuşacağım ki ben? Sid hala okuyor. Babam bu ilişkiye asla evet demez, biliyorum. Ne diyeceğini sen hiç düşünme. Onu bana bırak, tamam mı? Sen yeter ki doğruyu söyle. Bak Tapu, senin yüzünden hep yalanlar söylüyorum. Annene, babana, Vir'e, büyük anneye, hatta Sid'e bile yalan söyledim. Görüyorsun. Tapu, eğer böyle devam ederse bir gün çok kötü şeyler olacak. Çok kötü şeyler yaşayacaksın. Sen de, ben de. Bizim yüzümüzden herkes üzülecek. Bunun olmasını istemeyiz. Tapu, gerçekten bana güven. Sabah kalk ve babana her şeyi anlat. Eğer Vir'i bu kadar çok seviyorsan, o zaman sen neden onunla evlenmiyorsun? Hı? Bay sıkıcı ve bayan sıkıcı. Mükemmel bir çift olursunuz. Ne dedin sen? Ha, söyle. Duyduğun şeyi söyledim işte. Bir daha söyle dediğini.
Biriyle ben evlenecekmişim, öyle mi? Ölce. Ben evlenecekmişim. Neden sinirleniyorsun? Sadece şaka yaptım canım. Giderken ışıkları kapat. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani